Ve işte buraya halasıyla beraber gelen bir kızımız vardı. Annesine yazık ki genetik rahatsızlık demişti annemin sülalesinde. Bir süre sonra annemin de işte ne yazık ki rahatsızlığı baş gösterdi. Yani rahatsızlığın adını vermek istemiyorum ama ilaçlarını kullanmadığı zaman çok kötü oluyor demişti. 23 Kasım'da Sakarya'dan kaybolmuştu iki çocuk annesi. 42 yaşındaki Fatma Abdullah ne yazık ki kaybının 18. gününde ölü bulundu. İlaç yazdırmaya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Arama çalışmaları yapıldı ve güvenlik kameraları incelendi. Fatma Abdullah'ın en son Sakarya Köprüsü'ne gittiği belirlendi. Bunun üzerine Sakarya Nehri'nde arama yapıldı ve köprünün 2 kilometre uzağında ne yazık ki cenazesine ulaşıldı. Nehri atladığı değerlendiriliyor. Tabii ki kesin sonuç Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarla belli olacak. Ailesi çok üzgün. Her birine ayrı ayrı sabırlar diliyorum. Allah'tan da rahmet diliyorum genç hanımefendiye. O da ne yazık ki sorunlarını halledemeyen. Şu ilaçları kullanma meselesi çok önemli. Yani herkesin ilacını kullanması lazım. Tabii ki rahatsızlık baş gösterdiğinde o manik döneminde de ilaç kullanımı istemiyor rahatsızlananlar. Evet. Ailenin bunu kandırarak, ederek ne yapıp ne edip o ilaçları içirmesi lazım. Bunun da başka hiçbir çaresi yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronumu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.